Selim. Planımız işlemedi. İşlemedi. Otur şuraya. Şimdi biz otobilemi ne yapacağız? Nasıl bunları o evden çıkaracağız? Boş ver şimdi. Of. Dua et de otoyol geçmesin buralardan. Sadece onların evi bizim evde kurtuldu. Ben çok sevindim vallahi. Ne otoyolu? Otoyol yalanını zaten biz kendimiz uydurmadık mı? Senin kafan çalışmıyor mu? Aa, doğru ya. Sana kabayat bende. Senin gibi bir s**tan iş çeviriyorum. Tübe tübe. Tübe. Of. Şimdi biz bu evi bunlardan nasıl alacağız? Kız ana. Canım. Hayrola? Dayımla ne konuşursunuz öyle aranızda? Ha? Yok, yok anam bir şey yoktur. Bir şey konuşuyorduk ne seninle. Ne konuşuyordunuz kız Pembe abla? Sana ne? Sana ne? Ha ona ne? Aa, ona. Söyle. Ha, tamam. Şimdi kızım bak. Birleşmiş Milletler'in yoksul Afrika ülkelerine uyguladığı politikayı konuşuyorduk. Ördekle değil mi canım? Ya öyle. Ya biz de bunu yedik. Hı. Kız Fatoş, bunlar gene bir halt daha karıştırırlar ya. Neyse, çıkar yakında kokusuna sonra. Tabii çıkacak kızım yani. Hadi gidelim. Ulan hep ben mi düşüneceğim? Sen de şu kafayı biraz çalıştır. Şimdi. Biz bunların kandırıp bu evi ellerinde nasıl alacağız? Bizim işimiz bayağı zor abla. Doğru, doğru. Cura Baba türbesine gidip mum yakalım. Belki dualarımız kabul olur da melekşeler çıkar evden. Ulan bak. Gel, konuştun ama aklıma güzel bir şeyler getirdin. Gerçekten. Galiba evi alacağız. Türbeye gideceğiz mi abla? Ne türbesi? Daha iyi bir planım vardır. Bu defa kesin onları evden çıkaracağız. Gel beni dinle. Gel. Sıra. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım abla. Sorma sayıp biz niye buraya mum dikip çapıt bağlıyoruz? Ulan soru sorma. Bağlı bizleri. Bağlı bizleri. Milleti buraya çekmemiz lazımdır. Ha işte çekmeye de başladık geliyorlar. Aa Pembe kız ne yaparsın sen burada? Yok bir şey hanım. Ah sultanım zengin koca bulsun diye de dilekler dilerim çaputlar bağlarım. Pembe kız yani sen zengin koca diye kafayı yedin herhalde. Kız burası yatır mı ki sen mum yakıp dilek dilersin şaşkalus. Anam yatır burası tabii ekonomik boygacı. Anam burada şey baba yatıyor ne baba? Ne babaydı? Ne baba yatıyor abla? Şey baba, dümbelekçi baba yatar burada bilmez misin? Dümbelekçi baba mı? He? Tabii dümbelekçi baba. Kızım bu evde yatır vermiş de menekşeler bize söylemezmiş gerçekten. Hadi canım. Yalanım varsa anam Selim gibi olayım ha. Kız menekşelerin bütün duaları ne yüzden kabul oluyor? Dümbelekçi baba yüzünden kabul oluyor. Berat. Berat nasıl o taksiyi aldı? Dümbelekçi baba yardım etti öyle aldı. Ay o zaman ben de bir koşmak kabuk geleyim Pembe. Koş kız koş koş. Hanife. Şşt. Anam aramızda kalsın. Ha, burada yatır olduğunu kimselere söyleme. Ay ettim Pembe. Hiç kimseye söyler mi? Abla bu işten hiçbir şey anlamadım ben. Niye Hanife öyle dedin? Başkasına söylemesi bizim işimize gelmez mi? Ya biz burada kalabalık olsun istemiyor muyuz abla? Sen merak etme oğlum. Ha bu karı milletine ne dersen tam tersini yapar. Komşular! Kız komşular! Menekşelerin evinin altında yatır varmış. İşte demedim mi sana işte. Komşular! Yapıyor. Bağla hadi bağla sen çapıtı. Abi komşular! Menekşenin evinin altında yatır varmış yatır komşular! Aa, kız Hanife ne yatırı? Dümbelekçi baba yatırı kız. Dümbelekçi baba yatırı. Bunu yakıp dua edince her bir dileğin kabul olurmuş komşular. Koş koş. Öyle büyük bir yatırmış ki koca bulamayan kız kuruları dilek dilermiş. Dümbelekçi baba o dakika duaları kabul eder baroları yollarmış. Benim kızımı buraya götüreyim desene belki bir koca bulursun. Durduğun kabahat kız. Ay, komşular. Koş. Doktora gitme komşu yatıra git. Yatıra ip bağlayan hastalar hemencecik iyileşir. Ay. Yeniden doğmuş gibi saatine kavuşurlarmış. Seni Allah gönderdi. Koş koş hadi koş.
Oh be! Eline sağlık Menekşe, çok güzel olmuş. Benden iyi demlersin çayı Menekşe'm. Afiyet olsun hepinize be. Ay, ne oluyor dışarıda? Sesler gelir be, garip garip. Oo, deminden beri geliyor sesler. Allah Allah. Tut bakayım şunu hala. Bakalım Allah şuna Allah. Be. Bakalım hadi şuna ya. Hadi oğlum. Ne oluyor be? Allah Allah. Bu ne? Tövbe tövbe. Ne oluyor ya? Buranın altında bir yatır var. Ne? Ha? Yatır mı? Kafayı yemiş bunlar ya. Ne yatırı be, ne yatırı? Dümbelekçi babanın yatırı. Dümbelekçi baba mı? Ağlan bak nasıl görüyor musun? Nasıl bilmezden geliyor. Ayıp be ayıp. Demek bende biricik pembeden sakladınız anam yatır olduğunu. Vallahi ayıptır, aşk olsun size. Yapma pembe Allah aşkına ya. Hadi bunlar cahil inanıyor. Sana kılı bir kadısın. Nasıl inanırsın böyle palavraya ya? Yatır falan yok burada kardeşim. Hadi gidin. Hadi kardeşim hadi ya. Hadi. Dümbelekçi baba. Ne olursun, euro Türk lirası karşısında değer kazansın. Evet, tabii, tabii. Dümbelekçi baba, minibüs paralarına zam gelsin. İndi bindi bir buçuk olsun be babacığım. Ne olur Tarkan'ın menajeri olayım Dümbelekçi baba. Ya Mustafa Sandal da olur. Olmadı gel dılımıcı olsun ya. Oku, oku Dümbelekçi babayı oku. Ay, bunların alayı kafayı yemiş be. Ana müsaade edin içeriye girin. Yatırın içinde dilek dileyim. Oh, oh, ne ya? Çekil ana böyle de durma kapı gibi lan. Şuradan yardım etsene bana. Çekil derim sana. Aa gelin darlar. Ya ana. Ya tutun şunu ya. Geçin hanım. Ha. Yavaş yavaş dikkat edin ha. Geçin hanım. Ne olur be ne yaparsınız? Evi yakacaksınız. Dur ne yapıyorsunuz? Ay. Geç hanım geç. Geç bacım, ha geç sırayla hemen sırayla. Ne oluyor ayıp ya? Ne olur, ne yapar bunlar? Sorma Kısmet Ana ya. Yalancının biri burada yatır var diye uydurmuş. Bu saftirikler de inanıp gelmişler. Ana, sus al şunu bağla, günaha girme şimdi ya. Bu devirde böyle cehalet olur mu be? Ay evi doldurmuş bunlar be. Ay çıkın be dışarı be. Ve şu mu ha? Hadi git geri geri. Aa, Muharrem abi. Sen ne yaparsın be Melekşe? Çocuğumuz olsun diye dilek dilerim Dümbelekçi babadan be Muharrem. Ya Melekşe, haydi onları kandırdılar. Ya sen buranın altında yatır olmadığını bilmez misin? Ya doğruysa? Ya tutarsa hesabı, çaktı köfteyi. Eyvah, Melekşe'yi de kaybettik. Ya çıkın dışarı, çıkın be. Ya kardeşim hadi ya, hadi ya. Hadi hadi. Allah, ev iniyor. Allah. Söndür, söndür. Ya söndüremiyorum ben. Çaydız, çay, çay ya. Evet bir şey be. Evi yakıyordunuz be. Oğlum burası Dümbelekçi babanın yatırı oldu artık. Bu evde siz oturamazsınız. En iyisi satın alıp kurtulun. Bak ev yandı. Tabii tabii satın kurtulun en iyisi o. Ne satması be? Olmaz, hayatta satmayız. Ölürüz de satmayız. Sen bunu al götür, sen bunu al götür. Ulan satmayıp ne yapacaksın? Bu kalabalıkla birlikte oturursun. Ya çıkın dışarı ya, hadi ya. Gel hadi götürsün, hadi, hadi. Evi yakınlardı ya. Al, sen bunlarla başa çıkamazsın Karakçım. Sen gel benimle. Sen... Ben bunları nasıl çıkartacağımı biliyorum, yürü. Ana, bana da ver. Tepe, çabuk bana da verin. Çabuk verin bana, ben de bana. Bağlayacağım, ben de isterim komiserim. Hani çek ya komiserim. Komiserim. Komiserim ne olur yardım edin. Ne olur yardım edin bize. Komiserim. Nedir evladım? Komiserim ne olur yardım edin. Ya bir dakika. Oturun bakayım. Oturun bakayım. Ne oldu bakayım? Nedir bu telaş? Sormayın komiserim. Manyağın biri Ferhatların evinin altında yatır var diye uydurmuş. Ya E'si komiserim bütün mahalle bizim eve sığabiliyormuş onu öğrendim. Ya. Nasıl öğrendiniz anlamadım. Ya şu an bütün mahalle bizim evin içinde de ondan öğrendim komiserim. Ya. Yapma ya. Peki ne yapıyorlar sizin evde? Ne yapacaklar komiserim? Bez bağlayıp mum yakıyorlar. Dilek diliyorlar. Oğlum siz orada yatır olmadığını söylemediniz mi onlara? Söyledik de komiserim bizi dinleyen kim? Kim takar Yalova Beterelisini? Delirmişler yatır yatır diye. Ya siz belki bu delileri ikna edersiniz komiserim ya. Ne olur yardım edin ya. Ya evin içi ana baba günü vallahi ya. Salih yürü bakalım evladım. Şunları bir dağıtıp gelelim. Maşallah komiserim. Allah Allah. Bağlayın anam, bağlayın bacılar. Bağlayın. Ne yaptın be? Avrupa görmüş koskoca adamsın. Utanmıyorum. Ya bir dakika ya. Ya Muharrem abi bırakın ya. Allah Allah. Ya Selim ben sana diyeyim.
bu yatır yalanı bir hafta daha sürsün. Bunlar dayanamayıp bu evi satarlar. Biz de komisyonumuzu alırız. Yaman kadınsın vallahi abla. Bağla, senden korkuyorum. Bağla bacım. Öyleyim diye öyleyim de. Kork benden geçecek. Şu hale bakın komiserim. Arkadaşlar dışarı bakalım. Herkes dışarı. Yatır matır yok burada. Hı. Olmaz olur mu komiserim? Dümbelekçi hı hı. Baba yatırı var, burada yatıyor. Var komiserim. Büyük bir zattır. Dilek dilediğimden beri euro değer kazanır. Uydurmayın. Yoksa sizin hepinizi şimdi nezarete atarım. Hadi. Hadi. Kurtulduk komiserim be. Ya durup dururken nereden çıktı bu yatır muhabbeti ya? Bunun altında bir iş var ama dur bakalım. Nasıl olsa kokusu çıkar yakında. Evet.